Kurtuluşlar Hükümeti'nin inmeye başladığı bir ay. Dolayısıyla Recep ve Şaban ayına girdiklerinde Peygamberimiz ibadet hayatında biraz daha ibadetlerini artırmaya gidiyor. Peki bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu uygulamasını örnek alabiliyor muyuz? Maalesef. Rabbim bizleri Peygamberimizi örnek alan, Kur'an'ı örnek alan Müslümanlardan eylesin. Bir takım kardeşlerimiz ibadetlerini sadece belli gün ve gecelere tahsis ediyorlar. Yani bazı kardeşlerimiz var ki camide sadece belli gün ve gecelerde görebiliyoruz o kardeşlerimizi. Diğer zamanlarda olacak ibadetlerimiz bu aylarda, bu günlerde ne yapacağız? Biraz daha artıracağız bu ibadetlerimizi. Sonbahar Mekke'de Hira Dağı'nda bir Ramazan gecesi inmeye başladı. Biz müminler vahyin doğum ayı olduğu, inmeye başladığı Ramazan ayını ne deriz Ramazan ayı ile ilgili? 11 ayın sultanı deriz değil mi? Ayların sultanı biliriz biz Ramazan ayı. Çünkü neden dolayı o bir ayın sultanı? Çünkü o sözlerin sultanı olan, sözlerin en büyüğü, en güzel olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bir aydır da ondan dolayı. Dolayısıyla burada şöyle bir sonuç da çıkar. Ramazan sözlerin sultanını, sözlerin en güzelini getirmeseydi ayların da sultanı olamazdı. 11 ayın da sultanı olamazdı. Dolayısıyla kıymetli müminler, geceyi değerli kılan, ayı değerli kılan nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Peki kıymetli müminler, acaba bu geceyi ve ayı bu kadar değerlendiren, bu kadar bereketlendiren bir kitaba bizler hayatımızda acaba ne kadar yer verebiliyoruz? Hayatımızda ne kadar zaman ayırabiliyoruz? Bunun bir muhasebesini yapmak durumundayız. Vahiy indiği geceyi böyle mübarek kılıyorsa, böyle bereketlendiriyorsa, indiği geceyi bin aydan daha hayırlı. Bin ay bugün ortalama bugün insanımızın bir ömrü. Bin ay yaklaşık 83 yıl eder. Bu da nedir? Günümüz insanının ortalama bir ömrüdür. İndiği geceyi, indiği ayı bu kadar değerli kılan Kur'an-ı Kerim, eğer bizim yüreğimize, eğer bizim hayatımıza, eğer bizim evimize, şehrimize, ilçemize, ülkemize inerse, acaba nasıl bereketlendirir, nasıl değerlendirir bizim o Kur'an-ı Kerim evimizi, şehrimizi, ilçemizi, akşemimizi, bunun bir muhasebesini yapmak durumundayız kıymetli.